Her şeyin bir amacı vardır. Yaratılan her şey elbet bir gün yok olup gidecek. Biz insanoğlu yok olmanın veya ölmenin ne olduğunu asla bilmiyoruz. Ama dünya var olmayacak. Dünyadaki insanlar bir gün ahiret dünyasına geçecekler ve dünyadan yok olup gidecekler. Ne yazık ki günümüzdeki insanlar ve geçmişteki insanlar ölmeyecekmiş gibi yaşamayı ve böyle arzulamayı seviyorlar. Buna göre dünyanın kendilerine kalacağını veya edindikleri mal, mülk, para ve servetin onlara yarar getireceklerini zannediyorlar. Ama yanılıyorlar. Herkesin dönüşü, yaratan ve yaratmış olan Allah'adır. Yehova şahitlerine göre Hristiyan kutsal kitabının en önemli doktrini Tanrı'nın krallığıdır. Bu konuda ilk yorumlar Resul'a ait olup sonrakiler tarafından geliştirilmiş 1914'te milletlerin sonu gelmiş. Hazreti İsa gökte Tanrı'nın krallığını haşlatmış, şeytan ve yardımcılarını yenerek dünyaya atmıştır. Videoda verilen tarihten 70 veya 80 yıl sonra İsa ve emrindeki 144 bin ruhi İsrailli yeryüzünde şeytanın emrindeki bütün milletler ve hükümetlere, devletlere karşı Harmegadon savaşını kazanacak ve 1000 yıllık bir eğitim devresini başlatacaktır. Armagedon'dan sağ kurtulabilecek Yahova şahitleriyle onlara tabi olanlar yanında yeniden dirilecek. Ölüler 1000 yıllık sürede Tanrı'nın krallığını müşahede edecekler. Şeytan ve evanesi cinler bağlanıp çukura atılacaktır. 1000 yıllık süredeki eğitim sonunda şeytan ve cinleri yeniden kısa bir zaman için salıverilecek. Onların tahrikine kapılanlar ikinci ölüme, ateş gölüne ebedi helaka düşecekler. Diğerleri de yeryüzünde ebedi saadete ulaşacaklardır. Yehova şahitlerine göre Armagedon şeytanın toplanacağı yeryüzü kralları ile Tanrı tarafından tayin edilmiş Kral İsa arasında meydana gelecek bir savaştır. Yuhanna'nın vahiy Fırat ırmağının sularının çekileceği zamana tevafuk edecek böyle büyük bir savaştan Kadir Mutlak Tanrı Yehova'nın büyük gününün savaşı olarak bahseder ve kuzunun Mesih kralları yeneceğini söyler. Yehova şahitleri 2 milyon efradı bulunan bir ordunun dar bir ovada bir araya gelemeyeceğinden de hareketle Megiddo'nun Tanrı'ya karşı savaş için sembolik bir toplanma yeri olduğu düşüncesindedirler. Hezekiel kitabı 38. ve 39. bölümlerde uzak kuzeydeki Magog ülkesinden İsrail üzerine kasırga gibi gelecek, burada bulut gibi toplanacak Kral Gog'un ordularından bahseder. Çıkacak savaşta herkes birbirine kılıç çekecek ve neticede Rab o orduları salgın hastalıkla kanla cezalandıracak. Gog'un ordusunun ve ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur dolu ateşli külküt yağacak. Gog orduları ve ondan yana olan uluslar İsrail dağlarına serilecek ve kurda kuşa yem olacaklardır. Onların silahlarını toplayan İsrail halkı ise 7 yıl bu silahları yakarak ısınacaktır. Hristiyan yazar Carlos Madrigal'e göre vahiy bölümünde geçen 6. tas dünyanın son savaşıyla sonuçlanacak olaylar zincirini başlatır ve olay Fırat Nehri'nin kuruması ile başlar. 6. melek tasını Büyük Fırat Nehri üzerine boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Madrigal'a göre 6. tasla ilgili ayetlerde aslında bu olayı körükleyen gerçek kaynak gösterilir. Bu da dünya krallarının aklını çelen kötü ruhlardır ve bu ruhlar direkt savaşa girmezler. İncil'e göre aslında bu savaşın dünyanın sonu olan kıyametle bir ilgisi yok. Çünkü bu savaştan sonra dünya üzerinde en az 1000 yıl daha yaşam devam edecek. Ama savaş zihinlerde kıyamet savaşı olarak yer edinmiştir. Bu savaşa bütün dünya kralları, devletleri katılacağı için büyük bir dünya savaşı olacaktır. Modern dünya fiilen materyalist hayat biçimlerinin ağır ve derin etkisi altında girdikçe dünya hayatına, güce, başarıya, bedensel zevklere ve zenginliğe tapar hale geliyor. Nefsinin istek ve tutkularının esiri olan insan ölmek istemiyor. Mesih'in gelişiyle ölümsüzlüğe ulaşabileceği beklentisi içinde yaşıyor. Son zamanlarda daha çok aktüel hale gelen Armagedon Savaşı ve Tanrı'nın kıyamete zorlanması inancının
bununla belli bir ilişkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Anlatıldığı üzere kendilerini dindar ve muhafazakar olarak tanımlayan dini hareketler besledikleri dini metinlerden esinlenerek inançları doğrultusunda kutsallaştırdıkları coğrafyayı geleceğe hazırlamak için yeniden şekillendirmek arzusuyla kendilerini görevli saymaktadır. Nitekim bu düşünceye sahip olan Amerika başkanları ve üst düzey yönetici durumundaki insanların devletin gücünü de arkasına alarak geliştirdikleri dini fikri, kültürel, sosyal ve politik stratejilerle kurguladıkları Orta Doğu'nun dini jeopolitiği uluslararası ilişkiler boyutunda dünyayı bir çıkmaza sokarak Samuel Huntington ifadesiyle medeniyetler çatışmasına doğru sürüklemektedir. Şimdi bu bilgileri öğrendikten sonra evangelist Hristiyanlar ve Siyonistler tarafından ortaya atılan iddialara bir göz atalım. İddia edilenlere göre ahir zamanda olduğumuz savaş ve çatışmalardaki artışın bir ahir zaman alameti olduğu ve Hz. İsa çok yakında yeryüzüne gelecektir. Ancak bir kısım Hristiyanların milyarlarca insanın birbirine kırdılmasını makul gören dehşetli bir senaryonun gerçekleşmesini beklemeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayrıca bu ayetler şeytanın ayetleri olarak da geçiyor. Yani bu ayetlerde bahsedilen ayetler aslında şeytanın planları, yani günümüzde Deccal diye adlandırdığımız dünyadaki şeytanın diğer bir yüzü olan varlık tarafından yapılacağı belirtiliyor. Bu durum Deccal'in apaçık bir oyunu, bir aldatmacasıdır. Hz. İbrahim'in evlatlarını birbirine düşürüp sonra onları yok etmeyi hedefleyen bir plan, Deccal'in bir kısım insanları din adına kandırmasıdır. Yani bugün Yahova şahitlerindeki anlatılan bilgiler aslında şeytanın daha önceden hazırlanmış ve ahir zamana özel planlarından bir tanesidir. Deccal'in bu oyununa göre ahir zamanda beklenen müjdeli gelişmelerin gerçekleşebilmesi için bunun öncesinde medeniyetlerin birbirine düşman olup yeryüzünde büyük bir savaş yaşanması gerekmektedir. Bu yanılgıya göre ahir zamanda gelmesi beklenen Mesih'in ortaya çıkışından önce Yahudilerin ve onlara destek olan bir kısım Hristiyanların bir yanda, Müslümanların ve Katoliklerin ise diğer tarafta yer aldığı Armageddon adı verilecek büyük bir savaşın yaşanması gerekmektedir. Deccal'in telkinlerine göre 7 yıl sürecek bir felaket döneminin yaşanması, bu dönemde Yahudilerin ve diğer iman edenlerin zulüm görmesi ve Armageddon savaşı ile birlikte Yahudilerin 3'te 2'sinin ölmesi ve İsrail topraklarının harap olması gerekmektedir. Deccal kutsal metinler üzerinde yaptığı aslı olmayan bir takım mecazi yorumlarla Hristiyanları ve Yahudileri Mesih'in ancak tüm bu şartlar oluştuğunda yeryüzüne geleceğine inandırmaya çalışmasıdır. Deccal'in Hristiyanlara telkin ettiği bu inanca göre Hz. İsa'nın önderliğinde bu savaşı kazanacak olan Yahudiler Hz. İsa'ya tabi olacak ve Hristiyanlığa dönüş yapacaklardır. Deccal bu yolla Hristiyanların Hz. İsa'nın gelişine kadar dünyada bir savaş, kargaşa ve anarşi ortamı olması gerektiğine inandırmaya çalışmıştır. Irak savaşında da olunmasını bekledikleri bu kıyamet alametlerinde anahtar bir rol üstlendiği fikrini benimsemektedirler. Irak savaşını bir başlangıç olarak görüyor aslında evangelist Hristiyanlar ve Tanrı Krallığı adı altında dünyadaki bütün ülkeleri birbirine düşürüp Megiddo veya Amik Ovası dediğimiz ovada tüm dünyanın birbirine düşmesini bekleyecekler. Peki günümüze şöyle bir dönüp baktığımızda gerçekten bunlar gerçekleşiyor mu? Evet, gerçekten adım adım dünya bir kaosa, bir savaşa sürükleniyor. Bu savaşın tek bir amacının olduğunu bütün videolarımda size bahsediyorum. Ama ne yazık ki videolarım pek fazla kişiye ulaşmıyor. Tek bir amaçları var. Dünya krallığını kurmak. Dünya krallığı onlar için Tanrı krallığı demek. Yani dünyada hüküm ve sefanın sadece evangelist Yahudilere veya evangelizme inanan insanlara ait olduğunu düşünüyorlar. Peki Siyonizm ve Yahudi evangelistler arasında bir fark var mı? Tabii ki de yok. Onların bir diğer yüzü de dediğim gibi Siyonizm. Mesih Deccal olayına gelecek olursak dünyada Deccal'in bir krallık amacı var. Yani şeytanın bir diğer yüzüdür Deccal. Ve Deccal dünyada bir krallık sürmek ve Deccal dünyaya hakim olmak istiyor. Ve bunu da adım adım gerçekleştirmek için dünyayı birbirine düşürüp kaosa sürüklemek ve dünyadaki bütün ülkelerin birbiriyle çatışmasını istiyor. Müslümanlarla büyük bir savaş içerisinde olacağı Yahudi alimlerce söylenmektedir yüzyıllardır.
ve Yahudilerin tek bir amacı dünyadaki tüm Müslümanları yok etmektir. Bunun için de zaten hiçbir şekilde çaba sarf etmiyorlar. Çünkü Müslümanlar kendi kendilerini yok etmenin arafında yaşıyor. Bu videonun elbet devamı gelecek. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun.